Canlı yayına Türkçe pratik saatine, Türkçe sohbete hoş geldiniz. Ve şimdi bir misafirim var. Misafirim yeni uyandı ve onunla konuşuyoruz biz. Misafirim hoş geldin tekrardan. Alo. Hoş Telegram'daki. buldum hocam. Evet, sizi tanıyabilir miyiz Madine Hanım? Siz kimsiniz? Where are you from'lusunuz? Pardon, nerelisiniz? Taşkentliyim hocam. Hmm, Taşkent'te Adım doğdunuz nedeni yani. soyadım aklım canım. Pardon, Evet. pardon. Taşkent'te oturuyorum. Başka bir kişi konuşmuyor şimdi. Başka bir kişi konuşursa çok kalabalık olacak, karışacak. Başka bir kişi konuşmuyor. Bir bir, tek tek konuşuyoruz. Şimdi Madina sadece. Madina'dan sonra başka birisi. Kaç yıldır başkentte yaşıyorsunuz? Doğduğumdan beri hocam. Ha, kadınlara yaşı sorulmazmış. Kadınlara yaşı sorulmazmış. Sorma ya hocam. Sormuyorum. Sormuyorum asla. Tamam. Yani sadece şunu sormak istiyorum. Siz dediniz ki ben Özbekistan'da doğdum dediniz. Siz kaç yıldır Özbekistan'da yaşıyorsunuz? Bak yaş sormadım. Yaş sormadım. Kaç yıldır Özbekistan'da yaşıyorsunuz? Anladın mı? Evet anladım. Cevap nerede? Soru bu. Medine Hanım, evet kaç yıldır Özbekistan'da yaşıyorsunuz? Bu arada ben de limonata içiyorum, affedersiniz. Hocam ben söylüyorum ya doğduğumdan beri Özbekistan'da Ha, yaşıyorum. Anne babam da Özbek. tamam. Yani Taşkentli. Anladım. Peki sizin kaç kardeşiniz var? Üç kardeşim var. Siz kaç numarasınız? Bir numara, iki numara, üç numara. Bir numara. Bir numara. Ha, süper. Tamam. Peki anneniz hangi yıl hastanede doğum yaptı? İlk bebeği doğdu. Yaş sormuyorum. Hocam Yaş bilemiyorum. sormuyorum. Yaş sormuyorum. Anneniz Tamam söylemek istemiyorum. Anneniz ilk bebeğini ne 18 zaman? yaşta, 18 yaşta. Yani bir dakika ama tarih istiyorum. Ben yaş istemiyorum. Allah Allah. Medina. Yani 18. Tamam. 18. Yani annen ilk doğumu ne zaman yaptı? 21 yaşta yaptı. Hmm, 21 yaşındayken yaptı. Maşallah. Evet, 21 yaşındayken evet. yaşındayken yaptı. Yani annen 2006'da ilk doğumu yaptı. Tamam. İlk doğumu yapmak diyoruz. Bak yaş sormadım. Kaç yaşındasın sormadım. Annenin hakkında konuştum. Bu arada 2006'da ben ilk defa yurt dışına gittim Medina. Ben ilk defa yurt dışına gittim. 2006'da yabancılara Türkçe öğretmeye başladım. Tabii sen bilmiyorsun. Peki Medina ne yapar Bilmiyorum. Özbekistan'da? Taşkent'te ne yapar Medina? Evde şimdi hocam. Tamam Oturuyor. evdesin biliyorum. 4 tane çocuklarıyla. Senin 4 çocuğun mu var şimdi? Evet. Maşallah. 4 çocuğum var. 18 yaşındasın ve 4 çocuğun var. Çok iyi. Evet. Yani 14 yaşında evlendin. Bu arkadaşlar bu şey mesela senaryo bu senaryo. Problem yok. Haklısın. Medine Hanım, siz Türkçeyi kendiniz mi öğrendiniz? Hayır, 15 sene önce lisedeyken öğrendim hocam. Tamam. Lisedeyken. Ha, lisede Türkçe dersiniz oldu mu? Oldu. Öğretmen Türk müydü? Hayır, Özbek'ti. Hayır, Özbek'ti. Peki, Özbek öğretmen şimdi hala Özbekistan'da çalışıyor mu? Hala görüşüyor musunuz onunla? Görüşmüyorum ama çalışıyor hala. Hala çalışıyor. Peki, Evet. Türkçeyi daha iyi geliştirmek için, daha iyi konuşmak için neler yapıyorsun?
Şimdi gruplara katılıyorum. Türklerle konuşuyorum hocam. Gruplarda varsın. Tamam. Türkler senin yaşını soruyor. Sen bu yüzden bunaldın, değil mi? Artık bıktın. Herkes yaş soruyor. Medine Hanım, kaç yaşındasın? Neden soruyorsun? Ne yapacaksın? Evet, öğrenmene gerek yok. Zaten Evet. geçmiş bitmiş. Aynen, doğdun bitti. Yeter. Neden Evet. merak ediyorsun? Evet. Yani neden merak Evet, öyle ediyorsun? oluyor. Ne yapacaksın benim doğum günümü, değil mi? Ne yapacaksın? Allah Allah. Haklısın Medine Hanım. Seni tebrik ediyorum. Söyleme. Boş ver. Ben de 46 yaşında olduğumu söylemiyorum. Hiç kimseye 46 yaşında olduğumu söylemiyorum. Bildiriyorsunuz hocam. Evet. Yani söylemem. Ben Genç gözüküyorsunuz. 46 yaşında olduğumu söylemiyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü sigara içmiyorum, alkol kullanmıyorum. Allah'a şükür bu yüzden. Peki Medina, şimdi seninle oyun yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. Final olacak. Kapanışta seninle sohbetimiz biterken oyun oynuyoruz. Bu oyun senin için değil. Sen Türkçeyi iyi konuşuyorsun. Başka insanlar için. Bizi şimdi dinliyorlar. Onlar için oyun oynuyoruz. Tamam mı? Tamam. Bu oyun çağrışım oyunu. Ne demek Ali Bey? Bir kelime söyleyeceğim. Bu kelime ile ilgili yakın kelimeler. Mesela doktor diyeceğim, tamam mı? Sen doktor ile ilgili başka kelimeler söyleyeceksin. For example, örneğin. Anladın mı? Anladım. Harikasın. Bu arada İlham yazmış. Nasılsınız arkadaşlar yazmış. Biz iyiyiz İlham. Bize niye sormuyorsun İlham? Lütfen yani, biz de buradayız. TYS sınavı ne zaman başlayacak? İlham, biz burada canlı yayın yapıyoruz. Başka soru soruyor. Haberi yok canlı yayından bence. Başka kim var? İlham iyi geceler. Veronika ona cevap vermiş. Arkadaşlar bugün biz havadan sudan konuşuyoruz. Bunu söylemedim. Oyuna geçmeden önce Medina, havadan sudan konuşmak ne demek biliyor musun? Evet biliyorum hocam. Lütfen Bir söyle. konuyla değil, bir konuyla alakalı değil. Ne desem? Yani basit şeyler Ama hakkında konuşmak. Aynen, evet. doğru doğru söyledin Medine Hanım. Basit şeyler hakkında konuşmak. Sıradan, klasik, standart şeyler hakkında konuşmak arkadaşlar, havadan sudan konuşmak diyoruz. Türkçe'de bir deyim. Havadan sudan konuşmak. Mesela siz kafedesiniz. Arkadaş geldi, başka bir arkadaş. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Aa, gel gel. Havadan sudan konuşuyoruz. Havadan sudan konuşuyoruz. Yani hava hakkında, su hakkında konuşuyoruz gibi. Peki arkadaşlar, havadan sudan konuşmak sizin dilinizde var mı? Lütfen bana yazın, olur mu? Belki Jamaika'da var. Belki Endonezya'da, belki Tacikistan'da, Özbekistan'da var. Havadan sudan konuşmak gibi bir deyim var mı acaba? Bana lütfen yazarsanız sevinirim ve biz şimdi oyuna başlıyoruz. Evet. Medine Hanım ile oyuna başlıyoruz. Yoksa uyuyabilir. Medine yorgun şimdi. O uyuyacaktı. Canlı yayın başladı. Vazgeçti. Hemen başlıyoruz. Medine, hazır mısın? Hazırım hocam. Tamam. Hemen söylüyorum. Kelimemiz geliyor. Kelimemiz geliyor. Çağrışım kelimesi. Lokanta. Bununla alakalı bir kelime söyle lütfen. Lokanta. Sipariş. Sipariş. Şimdi cümle yapıyoruz. Ben lokantada yemek siparişi verdim. Ben lokantada yemek sipariş verdim. Şimdi senin sıran. Lokanta sipariş hakkında cümle lütfen. Ben de sipariş hakkında söylemem gerekiyor hocam. Lütfen. Yani sipariş olacak ve lokanta olacak. Senin cümlen. Nabiha, bravo. Ben lokantada tatlı sipariş verdim diye Bravo. ittim ya da. Bravo. Ben lokantada tatlı sipariş ettim. Olur.
Sipariş vermek olur arkadaşlar. Sipariş etmek olur. Harikasın Medine Hanım. Diğer kelime geliyor. Lipmus, lokanta, sipariş, garson. Benim kelimem garson. Senin sıran, your turn. Garson. Medina. Evet hocam. Hadi ben söyledim, sıra sende. Garson dedim, garson. Devam ediyoruz. Masa. Garson masa. Benim cümlem geliyor. Garson masayı bizim için hazırladı. Garson masayı bizim için hazırladı. Senin cümlen. Garson masayı temizledi. Süpersin yani. Garson masayı temizledi. Çünkü masada başka insanların tabakları vardı. Masada başka insanların yemekleri vardı. Onlar gitti. Garson bizim için temizledi. Harika. Garson masa dedin. Sıra bende. Hesap. Hesap. Kart. Kart. Süper. Benim cümlem. Hadi senin cümlen. Sen söyle. Hesap ve kartı kullan. Cümle söyle lütfen. Kartımla alabilirsin. Güzel. Hesabımı, yani yemekten sonra yemeğin parasını, hesabımı kartımla alabilirsin. Şimdi benim cümlem. Hesabımı ödemek için kartımı aradım, yoktu. Hesabı ödemek için kartımı, kredi kartı, banka kartı aradım. Nerede? Yoktu. Sonra garsona sordum. Mutfak nerede? Bulaşıkları yıkayabilirim. Mesela. Evet. Bu kadar yeter. Medina. Kelimeleri Teşekkür kullandık. ederim hocam. Lokanta kullandık. Sonra masa kullandık. Garson kullandık. Hesap kullandık. Kart kullandık. Oo, çok kelime kullandık. Tebrik ediyorum. Türkçene bayıldım. Bir son sözün var mı? Sorabilir miyim? Tabii ki. Zor soru istemiyorum ama. Kaç seviye? Kaç seviye? 4 seviye var. A Evet. seviyesi, A1 seviyesi var. A2 Hayır, seviyesi var. benimkini söyleyebilir misiniz diyorum. Valla senin seviyen B1 iyi, B1 final, B2 gibi. B2. B2 bence. Yani biraz daha konuşmam lazım. Daha zor sorular sormam lazım sana ama B2'sin sen. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Çok güzel sohbetti. Hoşça kal. Dersten memnun oldum. Ben de memnun oldum. Güle güle. Evet arkadaşlar, Madina gitti. Şimdi sizin cümlelerinize bakıyorum. Telegram sınıfı, YouTube sınıfı selam. Burada Instagram sınıfı, YouTube sınıfı ve Telegram sınıfı var. Telegram sınıfının adresi @TurkishTeacherAliYilmaz. @TurkishTeacherAliYilmaz. Grup için ben kontrollü alıyorum. Herkes gruba gelmiyor. Biz herkesi grupta istemiyoruz. Çünkü sınıf. Türkçe sınıfı. Telegram Türkçe sınıfı. Bu yüzden ben mesela no name ise Telegram'da kişi almıyorum veya Türk ise almıyorum. Çünkü bu sınıf. Ben öğretmenim. Sınıfta yabancı öğrenciler var. Ha, veya benim öğretmen arkadaşlarım var. Onlar da yardım için Telegram sınıfında benimle beraberler, moderasyon yapıyorlar. Şimdi sizin cümleleriniz var. Telegram'ın içindeki cümleleri okuyacağım. Ben lokantada köfte sipariş verdim. Ateyeva yazdı.
Lokantadayken büyük bir sipariş aldım yazdı. Dalia, süper. Arezzo, ben lokantada künefe sipariş verdim. Çok iyi. Künefe. Çok lezzetli bir tatlı. Künefe. Sonra Nadu merhaba. Diyarbek yazdı. Garson bizim için içecek getirdi. Süper. Aa, Diyarbek masada vardı. Garson bizim için masaya içecek getirdi. Süper. Arezo yazdı. Nakit ödeyebilirsiniz. Nakit, cash. Nakit ödeyebilirsiniz. Ben hesabımı karttan ödemek istedim. Bu Hilola yazdı. Ama onlar nakit ödememi istediler. Hesabı karttan ödemek istedim. Ama onlar nakit ödememi istediler. Çünkü bankalar komisyon alıyor. Galiba bu yüzden. Evet. Diyor ki Ateyeva, ben de grubunuza katılabilir miyim hocam? Ateyeva, grup bu zaten. Sen burada yazıyorsun. Grupta yazıyorsun Ateyeva. Zebiniso Ateyeva. Sen grupta yazıyorsun. Sen grubun içindesin. Havuzdasın, havuzda. Devam ediyorum. İyi akşamlar Lulucu Jia. Merhaba. Selam. Hamit. Beyaz Ordek. Hoş geldin. Mavi Siyah. Hoş geldin. Fatma El Fetyay. Garson yemekleri masada koydu. Dıt dıt dıt. Fatma. Yanlış. Koymak. Koymak fiili. Mesela masa. Bardak. Limonata. Bardak. Bardak. Ali Bey masaya, for example, masa. Masaya. Masaya. Datif. Masaya bardağı koydu. Yani koymak AE ile çalışıyor. Tamam mı? Garson yemekleri masada değil, masaya koydu. Nereye? Koymak, masaya koymak. Fatma, güzel cümle. Nothing line, ben bugün kadayıf sipariş verdim. Maşallah maşallah. Yeni arkadaşlar, hoş geldiniz. Havadan sudan konuşuyoruz. Çağrışım oyunu yaptık. Şimdi cümleleri okuyorum ben. Çağrışım oyununda lokanta hakkında çağrışım kelimeleri, yani yeni kelimeler bulduk Madina ile ve cümleler yaptık. Şimdi arkadaşlar da yazdılar. Onların cümlelerini okuyorum. Ulipan, hoş geldin. Sor bir bak Harry. Teşekkür ederim. Siz de çok naziksiniz. Konuşmak için en iyi yol ne? Türkçeyi iyileştirmek için Ali yazmış. Ali, bunun hakkında milyonlarca video var. Biliyorsun, sen biliyorsun. İngilizce nasıl öğrendin? Başka dil nasıl öğrendin? Yaz, bulacaksın. Google'da, YouTube'da var. Merhaba hocam. Muntazar ben. Muntazar, hoş geldin. Selamlar. Instagram'da izleyen herkese selam yazmış Akmaral. Evet. Homira, Türkiye'yi çok özledim. Evet. Konuşmak için en iyi yol ne? Bunun hakkında hikaye, bir olay aklıma geldi. Mesela, ben bu arada ne zaman? Perşembe günü Misk TV ve Misk FM'de konuştum. Tamam mı arkadaşlar? Orada bir program vardı. Program, muhabbet programı. Ben orada misafirdim. Orada hoca sordu. Taktik ne? Veya öğrenci sordu. Aynen. Öğrenci televizyonu aradı. Ali Bey, Türkçeyi daha iyi konuşmak için taktik ne? Diye sordu. Ben ona dedim ki, ve o bana şöyle söyledi. Korkuyorum. Ben konuşmaya korkuyorum dedi. Sonra dedim. Sen yüzmek için ne yapmalısın? Havuza gitmelisin. Denize gitmelisin ve suyun içinde olmalısın. Suyun içinde olmak lazım.
Plajda, dışarıda, sokakta. Şimdi sen denizde önce böyle yap. Sonra böyle yap. Ve sonra ayaklarını salla, tamam mı? Tamam. Yapabilirim. Böyle mümkün değil. Teorik olarak mümkün değil. Ne lazım? Cumbulop. Yani cumbulop değil ama suyun içinde yüzmek için çalışmak lazım. Aynı böyle. Türkçe deniz, Türkçe havuz, insanlar, Türkler, tamam mı? Onlar da su. Onlar su, onlar deniz. İçinde, onların içinde öğrenmek lazım. Onların içinde öğrenmek lazım. Bu örneği verebilirim Ali Mortaza Bey. Understand'in inşallah. Evet. Döner siparişi verdim. Çok lezzetliydi. Ve bana çay ikram ettiler. Çok misafirperverler. Çok güzel. Ne güzel. Çay ikram etmişler. Çay önemli. Türkiye'de çay önemli. Onlar, insanlar sevdikleri insanlara çay ikram ediyorlar. Tabii ki misafirperver olmak önemli, güzel. Şimdi başka bir kişiyle konuşacağım. Son kişiyle bir erkek ile konuşayım. Telegram sınıfı selam. Tekrardan bir erkek var mı? Bir beyefendiyle konuşalım. Bana el kaldırabilirsiniz burada. Ben sizi davet edebilirim. Yazen var. Sabri Ahmet var, dinliyor. Veronika dinliyor. Sohi Banu. Turgunova dinliyor. Marina dinliyor. Hilola dinliyor. Sonra Riri var burada. Teşekkür ediyorum Sara Saparov. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Arkadaşlar Riri, Hasan, Riri. Telegram sınıfından alıyorum. Tamam mı? Çünkü bak Telegram burada. Bunlar Telegram sınıfının hoparlörü. Oradan davet ediyorum ben. Evet. Telegram sınıfından Mansuri var. Masume var. Başka başka. Seyyare Hanım. Özledik. Biz de sizi özledik Seyyare Hanım. Hoş geldiniz. Evet. Bir erkekle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Benan dinliyor. Hoş geldin Benan. Alo, alo. Telegram'da bir erkek var mı? Bir erkek. Alo, alo. Açık. Ben mikrofonları açtım mı ya? İyi akşamlar hocam. Heh, nihayet. Hoş geldiniz erkek bey. Adınız ne? Hoş bulduk hocam. Yazan. Yazan, yazan. Evet. Yazan veya yazen. Hangisi? Yazan. Yazan bey. Yazan bey, tahmin Evet. ediyorum İranlısın. Hayır hocam, ben Suriyeliyim. Tamam, maşallah. Suriye hangi şehirden? Ben Halepliyim ama şimdi Afrin'de yaşıyorum. Afrin'de yaşıyorsun. Sana ait olan seni bulur mu yazan? Nasıl hocam? Sana ait olan seni bulur mu? Yazan, bu senin Nasıl yani? profilinde, Onu anladım. bu Evet. senin profilinde yazıyor. Şimdi okuyorum. Senin fotoğrafının yanında. Evet. Unuttum. Evet hocam. Evet. Bu Arapça ne demek dostum? Sana ait olan seni bulur. Yani hocam ben Bilmiyor yani musun? bir şey benim de onu bana yani Evet, güzel. dönecek. Doğru. Yani eğer o senin ise o sonunda Evet. sana gelecek Evet anlamında. hocam böyle. Süpersin. Peki Yazan Bey, ne yapıyorsun orada? Ne hocam? Suriye'de ne yapıyorsun? Mesleğin ne? Hocam öğrenciyim. Nerede? Evet öğrenciyim. Nerede, nerede? Eyne. Üniversitede öğrenciyim. Hangi üniversitede öğrencisin? Tıp mı okuyorsun? Özgür Mimarlık mı? Harp Üniversitesi'nde.
Süper. Ne okuyorsun yazan? Türk Dili ve Edebiyatı. İnanmıyorum. Wow! Öğretmenin Türk mü dostum? Hocam maalesef yani sadece iki öğretmen var. Arap öğretmen ama Türkiye'de yaşıyorlar. Onlar Türkiye'de yaşıyor. Sen ama Suriye'desin. Üniversite şimdi aktif değil mi dostum? Aktif hocam ama yani çok iyi değil. Çünkü yani birinci defa bu bölümü Açtılar. açıldı. Ha, ilk defa. Bu bölüm Evet. ilk defa açıldı. Evet, ayrıca yani çok öğretmen yok. Sadece bir ya da iki öğretmen var. Anladım. Ve Tamam. yani çok benim için çok faydalı yok. Ben sadece sınava gidiyorum. Sen yani üniversiteye her gün gitmiyorsun. Sınav için gidiyorsun. Hayır. Hayır hocam, evet sadece sınava gidiyorum. Ben önceden Yunus Emre Enstitüsü'nde okudum. Yani B1'e kadar okudum. Bu faydalı, benim için çok faydalı. Evet, Faydalıdır. doğru. Ali Murtazavi yazıyor. Diyor ki Türkçe kursuna gidiyor galiba. Ali Bey, o üniversitede okuyor. Üniversitede okuyor. Peki Yazen, üniversiteye Evet hocam. ara sıra gidiyorsun, sınavlara gidiyorsun. Başka bir meslek yapıyor musun orada, Suriye'de? Hocam şimdi yok ama önceden yapıyordum. Ne yapıyordun? Mesleğin neydi? İnsanlar çadırda yaşayan insanlara su dağıtıyoruz. Maşallah. Yani bu hayır için, sadaka için mi idi? Ay, evet hocam ama ben organizasyonda çalıştım. Yani Organizasyon ile çalıştın. Ya kaç yaşındasın Yazan? Şimdi 30 yaşındayım. Oo, sen yetişkin bir adamsın. Evlisin, çocuğun var mı? Hayır hocam maalesef bir değilim. Bekar mısın? Evet bekarım. Tamamdır. Evlenmek istiyor musun? Evet tabii ki istiyorum. Yani Tamam. şimdi düşünüyorum. Şimdi düşünüyorsun. Ya şimdi Evet. düşünüyorsun. Evet hocam önceden düşündüm ama maalesef yani durumlar çok kötüydü Doğru, ve doğru. hala kötü Doğru, ama doğru, doğru. hayat devam edecek. Aynen, sana katılıyorum. Ama biliyor musun ya Yazen? Bu 30 yaş artık sınır. 30'dan sonra daha zor olacak senin için evlenmek. Evet hocam evet ben de böyle düşünüyorum. Bu Evet, sebeple yani aynen. evlenmek istiyorum. Yani çünkü senin yaşına yakın insanlar daha az olacak. Senin yaşına yakın insanlar. Evet, Çünkü evet. genellikle Evet, haklısın hocam. insanlar 30 yaşına Haklısınız. kadar 30 yaşına kadar evleniyorlar. Bu yüzden. Hayırlısı. İnşallah, Evet. inşallah hayırlı bir kısmet, hayırlı bir insan, iyi bir insan ile karşılaşırsın. İnşallah evlenirsiniz. İnşallah Teşekkür ederiz hocam. mutlu Teşekkür olursunuz. ederiz. İnşallah 5 çocuğunuz olur. Sağ olun hocam, sağ olun inşallah. 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 Peki. Yazan, şimdi seninle de aynı çağrışım oyunu oynayabilir miyiz? Tabii hocam, oynayabiliriz. Tamam. Ama hangi oyun? Açıklıyorum ben Yazan. Şimdi biraz önce Madina ile Tamam hocam. oynadık. Ben bir kelime söylüyorum. Ve Evet. bu kelimeye yakın başka kelimeler sen söylüyorsun. Örnek, Evet yani eş anlamalı. eş anlamlı değil ama o kelime hakkında farklı kelimeler. Mesela ben sana okul dedim, sen öğretmen diyeceksin. Ben Evet öğrenci hocam. diyeceğim. Bunlar hep Evet evet okul, anladım. bunlar hep okul hakkında. Başlıyoruz. Evet hocam. Hazır Tamam. mısın? Hazırım. Tamam. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Biraz önce lokanta kelimesiyle biz çağrışım yaptık. Şimdi ise hastane. Sende sıra. Hemşire. Hastane, Hemşire. hemşire. Güzel. Cümle söylüyorum. Sen de cümle düşün.
Benim annem hemşire ve o şimdi hastanede çalışıyor. Benim cümlem bu. Senin cümlen ne? Hasta olduğum için hastaneye gittim. Hemşire nerede? Daha yani hemşire var ya, iki kelime vardı. Var Evet. olmalı. Aynen. Tamam hocam. Ben hasta olduğum için hastaneye gittim. Ve Hemşire gördüm. hastaneye gittin, hemşire gördün. Güzel cümle. Gramer problemsiz. Gramer problemsiz. Hasta olduğum için hastaneye gittim ve hemşire gördüm. Sonra iyi oldum. Yani Bak 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 bak. ilaç almak için. Dur yazen, dur. Hemşireyi gördün, dur. Onunla tanıştın ve evlendin belki. Yani Ay. Allahu alem. Evet, Yani olur hocam. neden olmasın? Sonuçta tanıştın hemşire. İyi günler hemşire hanım, ben hastayım, sizi gördüm, tanışmak mümkün mü? Hayır yazen bey, şimdi Evet, evlenmek size istiyorum. yok, hemen söyleme canım, evlenmek hakkında niye hemen konuşuyorsun? Dur. Hemşire sana cevap veriyor. Yazan Bey hayır, şimdi ben iğne vuracağım size, iğne. Yazan Bey lütfen kolunuzu açın. Kolunuzu açın mesela. Bu. Tamam. Ne dedik? Tamam hocam. Hastane, hemşire dedik. Devam ediyoruz. Ben başka kelime söylüyorum. Başka kelime. Reçete. Reçete. Doktor yazıyor, ilaçları yazıyor. Reçete. Eczane. 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 Benim cümlem. Reçeteyi aldım. Eczaneye gidip ilaçları istedim. Tekrar ediyorum. Reçeteyi aldım. Eczaneye gidip ilaçları istedim. Your turn. Senin sıran. Canım, ilaç almak için doktor bana reçete verip eczane gitmen lazım dedi. Süpersin. Süper cümle oldu. B1 cümlesi oldu bu. Hadi tekrar et. Arnavut, hemşire, nurse, nurse. İlaç almak için doktor bana reçete verip eczaneye gitmen lazım dedi. Olur. Güzel oldu. Tebrik ediyorum. Süper oldu. Son tur şimdi. Ben söylüyorum bir kelime. Reçete, eczane dedik. Geliyor. Bu zor bir kelime. Taburcu olmak. Taburcu olmak. Ne demek? Taburcu olmak Taburcu. bir dakika. Taburcu olmak demek hastaneden mezun olmak gibi. Mesela üniversite bitti, mezun oldum. Hastanedeyim. Evet. Hastalık bitti, mezun olmak gibi çıktım. Heh, bu taburcu olmak. Diploma yok sadece. Yani diplomasız hastaneden çıkmak taburcu olmak. Evet, senin Yani kelimen. sadece Senin kelimen taburcu ne? olmak. Buraya da yazıyorum. Taburcu olmak. Senin kelimen ne? Son tur. Taburcu olmak. Evet, bir dakika hocam. Tamam. Hastane hakkında. Taburcu olmak. Eğitim. Mesela hastanede eğitim aldım. Taburcu olduğum olur. Bu böyle. Ama eğitim genel bir şey. Yani direkt hastane ile ilgili değil. Bak bak bak. Ameliyat de, ameliyat. Operasyon. Evet, ameliyat. Taburcu olmak, ameliyat. Şimdi ameliyat ve taburcu olmak ile cümle yap. Yazın. Tamam. Hocam, ameliyat yaptıktan sonra taburcu olmam lazım. Bravo. Olur mu? Dikkat, dikkat. Bu arada ameliyat yapmak doktorlar için. Dikkat, sen ameliyat yapmıyorsun. Hasta Evet hocam. ameliyat oluyor. Hasta ameliyat Evet hocam, oluyor. ben doktor yani
Doktor ben sayılıyorum. Ben Ama belki bir doktor. hasta ameliyat oluyor. Bir, hasta taburcu oluyor. İki, yani doktor taburcu olmaz. Belki taburcu Aa, etti, evet. bunu söyleyebilirsin. Aynen dostum. Taburcu etti. Ameliyat ettikten sonra doktor ameliyat ettikten sonra hastayı taburcu etti. Tabii yani 5 Taburcu. gün, Evet, 6 gün evet, evet. sonra, 7 gün sonra, belki 1 ay sonra. Yani doktor önce Aa, ameliyat evet hocam, yaptı. yani hastaneden çıktı. Aynen. Doktor ameliyat ettikten sonra bir hafta geçti, hastayı taburcu etti. Ama hasta, Evet. ah, hastayım. Hasta ameliyat olduktan sonra iyiyim. Doktor bey, ben mezun olabilirim. Pardon, pardon. Taburcu olabilirim doktor bey. Tamam, diploma Evet. vermiyoruz. Diploma yok ama taburcu oluyorsunuz. Güle güle. Teşekkürler doktor bey, sizin sayenizde gibi. Hasta Evet taburcu hocam. oluyor, hasta ameliyat oluyor. Doktor ameliyat ediyor, doktor taburcu ediyor hastayı. Dostum çok Evet güzel hocam. bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum Teşekkür ederiz katıldığın hocam. için. Çok sevindim. Ben de çok sevindim. Çok üst üste konuştuk ama problem değil. Kendine iyi bak. Suriye'ye selam, iyi akşamlar. Sağ olun hocam. İyi akşamlar. Evet, Yazen gitti, Medina ile konuştuk, Yazen'le konuştuk ve şimdi sizin cümlelerinizi okuyorum. Başka hiç kimseyle konuşmuyorum çünkü 36 dakikadan beri konuşuyorum yani. Havadan sudan konuşuyoruz. Yeni arkadaşlar, welcome'tınız. Pardon, hoş geldiniz. Havadan sudan konuşuyoruz. Yani basit şeyler hakkında konuşuyoruz. Bugün çağrışım oyunu ile Türkçe pratik yaptık. Madina ile konuştuk ve Yazen ile konuştuk. Madina Özbekistanlı, Taşkentli, Yazen Suriyeli. Hemen sizin cümlelerinizi okumak istiyorum. Marina yazdı. Taburcu olmak, sağlığım iyileşti. Hastaneden taburcu oldum. Marina, sağlığım iyileştirip, bu yok Marina. İyileşmek, sağlığım iyi olduktan sonra hastaneden taburcu oldum diyebiliriz. Bu iyi. Ama teşekkürler cümle için. Ateyeva, hastaneden çok sağlıklı öldüm. Ateyeva, ölmek, to die, bu değil. Olmak, ölmek, bu değil. Hastanede sağlıklı olduğum için erken taburcu oldum. Tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Arkadaşlar Telegram'dan okuyorum. Sizinkileri de okuyacağım. Çok şükür şu an çok iyiyim. Ameliyat iyi geçti. Belki yarın taburcu olurum. Reyhana, çok güzel yazmışsın. Bravo. Hastane kelimeleriyle arkadaşlar cümleler yazdı herkes. Bunları okuyorum. Anneannem yarın hastaneden taburcu olacak. Nargis, süper yazdın. Dalia, ameliyat odasından çıkıp taburcu oldum. Dalia, çok erken taburcu oldun. Ameliyat odasından çıkıp taburcu olmak. Biraz bekle, biraz daha iyi ol. Ama cümlen, gramerin doğru. Vallahi doğru. Evet. Hoş geldin Mehri, Mason. Hoş geldin. Çok şu an, ay pardon, çok şükür şu an iyiyim. Ameliyat iyi geçti. Evet, bunu okudum. Evet, Reyhan konuşmak istiyorsun ama diğer sefere. Şimdi Reyhan, artık konuşma yapmıyorum. Hilola, ben de istiyorum demiş. Hilola diğer sefer inşallah. Arezo, ben dün ameliyat ettim. Şimdi doktor beni taburcu oldu. Bu ne? Bu hangi dil? Bu Arezoca. Arezo. Bu your language. Special your language. Dün ameliyat ettim. Şimdi doktor beni taburcu oldu. Tam tersi. Bilaks. Naabarot. Ben dün ameliyat oldum.
Şimdi doktor beni taburcu etti olacak. Yani bu yanlış. Bence özellikle yanlış yaptı. Benim fark etmem için. Evet. Nadu başka gün inşallah tamamdır. Mezun olmak yazmış Arezo. Teşekkürler. DDD iyi geceler sana da. Sonra Temur yazmış Özbekistan'dan. Hasta olduğum için hastaneye gittim ve orada hemşire bana ilaç yaptı. Hemşire ilaç yaptı. Hemşire iğne yaptı daha iyi. Arkadaşlar iğne yapmak. İğnenin içinde ilaç var. İğne yapmak. Bu. Şırınga. Şırınga. Burada iğne var. O iğne yaptı. Buradan koldan iğne yapmak veya popodan iğne yapmak. Dan iğne yapmak. Koldan yapmak, popodan iğne yapmak. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bu arada Instagram'ın hemen yorumlarını okumam lazım. Aksa İram. Bir gün sonra taburcu olacağım ve senin evine gideceğim. Taburcu olmak mutlu bir şey. Evet, taburcu olmak iyi bir şey. Mutlu bir şey değil, iyi bir şey. Bu daha güzel. Evet, Gune yazdı. Hocam taburcu ne demek? Gune. Hastanedesin, hastasın ve artık iyisin. Bir hafta geçti ve sen feeling good. You are feeling good. Doktor söylüyor. Tamam. Çıkabilirsin. Sen hastaneden çıkabilirsin. Bu taburcu olmak. Yani hastaneden çıkmak. Taburcu olmak. Söyle. Taburcu olmak. Bravo. Güzel söyledim. Evet. Evet. Süheyl Ali. Doktor bana reçete yazdı. Eczaneye gittim. Eczacı bana maalesef şimdi bu ilaç yok dedi. Bu ilaç çok pahalı. İnşallah gelecek hafta dedi. Purple Flower hasta ziyaret etmek için hastaneye gittim yazdı. Teşekkürler. Sonra bakalım. Arva doktor beni taburcu etti çünkü ben iyileştim. Güzel. Geçmiş olsun Arva. Evet. Gune hocam sonraki canlı yayında nasıl sizinle konuşabilirim? At Turkish Teacher Ali Yilmaz. Telegram. Aa, benim videolarım var YouTube'da. Burada da var. Orada Telegram adresi var. Tamam mı? Güne. Güneş. Orada Telegram adresi var. Tıkla gel. Telegram'a gel. Herkese davet ediyoruz arkadaşlar. Yabancılar. Yabancılar için. Evet. Safiye. Teşekkür ederim. Bilmukabele biz de. Fatma. Fatma Elfetyan. Ameliyat olduktan sonra hastanede 3 gün kaldım. Sonra taburcu oldum. Süper cümle. Arnavut hoş geldin. Selam. Evet. Tamam. Malakba. Yunus Emre'ye nasıl kayıt olabilirim? Yunus Emre Enstitüsü yaz Google'a. Tamam mı? Oradan sana internet sitesinden sana yardımcı olabilirler. WhatsApp'ta yazabilirsin. Onların mailleri var. Onlara yazabilirsin. Evet. Aksa İram Hindistan'dan. Aksa İram diyor ki benimle konuşmayacak mısınız? İnşallah sonraki defa Telegram'dan konuşalım olur mu? Telegram'dan konuşuyorum. Çünkü Instagram'dan değil, Telegram'dan konuşmak daha şimdilik benim planım. Daha iyi. Şimdilik benim planım. Evet, Aksaryam sizin sayenizde yazmış. Ne güzel, ne güzel. Evet.
Samet gelmiş. Ayka Samet, hoş geldin tekrardan. Şimdi okuyorum yazını. İyi ki geldin. Sağ ol. Arkadaşlar, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube sınıfı, Instagram sınıfı ve Telegram sınıfı birlikte konuştuk. Sohbet ettik. Oh, ben iyi hissettim. Sayenizde iyi hissettim. Yazen'le konuştuk, Madina ile konuştuk. Başka defa, diğer defa ben müsaitken sizinle de konuşabiliriz. Tamam. Sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.